Euzü mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resul. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Mücadele suresiyle yolumuza devam ediyoruz. Allah'ın kitabını okuyup anlamak temel derdimiz. Rabbimizin kelamını okuyup anladık ve ona iman ettik. Onun gereğiyle amel etmek için çabaladık. Bu dünyada da bize şifa, ahirette de cehennemden kurtuluş ve cennete giriş, Rabbin rızasına eriş anlamına geldiğini biliyor. Ve bu gaye ile bize aleyhissalatü vesselam Efendimiz tarafından tilavet edilen, okunan, duyurulan bu kitaba kulağımızı, gönlümüzü dayıyoruz. Aleyhisselatü Vesselam'dan dinleyerek onun amellerini, onun eylemlerini, onun sünnetine bakarak, onu takip ederek bu işi yapmaya gayret ediyoruz. Dolayısıyla bugünün Müslümanları olarak hem Allah'ın kelamını, kitabını, bu kelimeleri anlamaya, kavramaya çalışırken hem de bize bu kitabı getiren Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın söz, davranış ve tüm onay hareketlerini göz önünde tutmaya çalışacak bir bilgiyi edinmek için çabalıyoruz. Kulağımızdan içeriye, gözümüzden içeriye, kalbimize böyle bir bilgi akarsa bu bilgiyle bizim de davranışlarımız, karakterimiz, kişiliğimiz, imanımız güzelleşecek, iyileşecek. Allah ve Resul'ün istediği bir hale bürünecek umudunda Böyle bir çaban içindeyiz. Duyuran olarak şu anda ben, duyan olarak ama siz, ama bunlar hep değişecek durumlar. Ben duyan olacağım ve ama aynı zamanda duyuran olacağım. Siz şu anda duyan olacaksınız ama aynı zamanda duyuran olacaksınız. Böylece Allah'ın dininin hem kendi kendimize tekrarcısı, sözcüsü olacağız, içimizde tekrar edeceğiz, kalbimizde, zihnimizde, hem de Dış dünyaya, diğer kardeşlerimize ve dünya insanlarına bunu haykıracak, söyleyecek, ifade edeceğiz. Böylece bu kitap zinde bir kitap, aktif bir cümle, çünkü kainatta geçerli olan sistemin sahibi tarafından bize duyuruldu. Dolayısıyla geçerliliği yitip gitmiş bir cümle grubu değil. Bu yasa şu anda mevcut dünya yasasıyla aynı kaynağın yasası. Dolayısıyla canlı bir kitabın ayetleri önündeyiz ve bunun can verici, canlandırıcı cümlelerine ihtiyacımız var ve insanların da ihtiyacı var. Böyle bir ihtiyaç için okuyor, okuyor ve okuduklarımızla birlikte olmaya gayret ediyoruz. Mücadele Suresi Allah'a hamdolsun 18. ayet-i kerimede kaldığımızı hatırlıyorum. Yani 17 ve 18'i birlikte değerlendirdik. Ama tekrar o ayetler üzerinde durup geri kalan bölümü okumaya gayret edelim surenin son bölümünde. Rabbimiz münafıkları anlatıyordu bize. Hesapları başka olan adamlar. Hesapları ahiret değil, hesapları dünya. Hesapları kendi egoları, hevesleri, kendileri, iç dünyaları. Merkeze dünyanın merkezine kendilerini koymuşlar ve her şeyi ve her olayı kendilerine göre ölçüp biçiyorlar. Tamamen faydaya odaklanmışlar. Kâra, çıkara odaklanmışlar. Başka bir şey yok. Kendileri önde olunca yiyecek olan onlar, giyecek olan onlar, mutlu olması gereken onlar, hak edenler hep onlar. Başkaları yok, başkaları için bir fedakarlık yok. Ve dolayısıyla hatta melekler yok, Allah yok, kimse yok. Kim var? Evren ve sadece onlar var. Münafık kendini büyütmüş, büyütmüş, öyle şişirmiş ki belki Firavun'da bulunan o kibir her bir münafığın yüreğinde, kalbinde, zihninde, ideolojisinde, anlayışında egemen. Hayatın tek sahibi var o. Her şeyi kendine göre ölçüyor. Rabbim, böyle bir karaktersizlikten de bizi muhafaza buyursun. Yani çevresindeki dönen kainatı görmüyor. Zikreden gökler yer var. Allah tesbih eden gökyüzünde varlıklar, yeryüzünde varlıklar var. Bunu görmüyor. Etrafında e, muhtaçlar, ihtiyaç sahipleri, hastalar, sağlar, insanlar, kadınlar, erkekler, çoluk çocuk, ana baba, kardeş, kavim var. Ama o bunları da görmüyor. Ve her şey ona yararlı için var sanki. Yani kardeşler varsa ona yardım etmeli. E, çoluk çömlek, gelin, damat varsa onun işini, işi için koşmalı. Ana baba her şeyi ona göre ayarlamalı. Torun toylak ona göre davranmalı. Konu komşu hep ona çalışmalı. Hep yani herkes onun için var zaten. Ne için ki diyen adamdır sanki. Ve bunu sadece Medine'de aramayalım. Yani evet bu ayetler Medine münafıklarını önümüze koyuyor. Onları Yahudilerle olan anlaşmalarını, sözleşmelerini anlatıyor. Müslümanlara olan ihanetlerini Rabbim gündem yapıyor. Ve böylece orayı değerlendiriyoruz ama burada ortaya çıkan bu şahsiyet, bu şahsiyetsizlik daha doğrusu çağlar boyu devam edecek olan bir karakter yansımasıdır da aynı zamanda. Ve her zaman bulunacak ve Allah korusun içimizde de olacak. Kendi kalbimizde, kendi nefsimizde de bunu arayacak. Ve bununla ilgili kirli bir durumu, bir tutumu, bir davranışı, ahlakı, ahlaksızlığı gördüğümüzde kendimizde hemen yok edeceğiz, çabalayacağız. Müslüman kendini iyileştirme çabasında olan adamdır cennete daha layık olabilmek için gün gece çabalayan kimsedir. Bütün öğrenimlerini, bakışlarını, duruşlarını, hastalığını, sağlığını, deneyimlerini, imtihanlarını sadece Allah'a kulluk noktasına daha iyi nasıl olarım, olurum derdiyle biçimlendiren kimsedir Müslüman. Münafık ise bunun tersi. Bu bakımdan bizde bu yanlışlar varsa bunlardan uzak durmaya gayret ediyorduk. Çünkü biz ahirete iman ediyoruz. Biz ölümden sonra bir yargılamanın olduğunu farkındayız. Nitekim bunlar diyor Allahu Teala, yeminlerini kendileri için bir koruma kalkanı yaptılar. Kendilerini bu şekilde yalanlarla, yalan yeminlerle, tarif ve tanımlamalarla, rozet ve formalarla, biz de sizdeniz imajını veren her şeyle, derneğinizdeniz, vakfınızdanız. İşte partinizdeniz. Sizin mescidinizde, caminizdeyiz. Sizle birlikteyiz. Sizin sakalınız, sizin örtünüz, sizin isimleriniz bizde var diyerek kendilerini bizden göstermeye çalışırken dertleri şuydu. Allah yolundan insanları çevirmek. Kendileri çevrildikleri gibi, yolsuzlaştıkları gibi başka yollarla mutlu olabileceklerini, başka yollarla değerli olabileceklerini, aziz ve şerefli olabileceklerini düşündüler. Ve insanlar da bu yollara sevk ettiler. İslam'ı bir izzet görmediler, bir zillet gördüler. Atı arabayı, evi barkı, markayı, işte sahip oldukları kariyeri, ceplerinin şişkinliğini, kabilelerinin güçlülüğünü ya da bugünkü kelimelerle söylersek çok beğeni almayı, işte tıklanmayı, ...ve buna benzer şeyler var biliyorsunuz sanal alemde filan da... ...insanların kendilerini büyüttükleri, hepimizin belki takıntısı olan konular... ...bunları şeref kabul ettiler... ...ve asıl olan kul olmayı, namusu kalmayı, akıllı olmayı şeref göremediler... ...bunu basitlik gibi değerlendirdiler... ...her gün sabah akşam böyle Muhammed'le birlikte sallallahu aleyhi ve sellem... ...toza toprağı mı bulayacağım anlamı diye düşündü adam... Secdenin kıymetini bilmedi. Müminlerle birlikte rükuda olmanın kıymetini anlamadı. Yani Müslümanlarla aynı çizgide, aynı yerde, aynı safta, aynı duruşta durmanın kıymetini kavrayamadı. Kendini başkalaştırdı, farklı hale getirdi. Ve böylece yoldan da çıktı, yoldan da çıkartmak için çabaladı. Yeminleriyle insanları kandırmak istedi. Başka bir felsefeyi insanlara dayadı, söyledi. Televizyonlarından bunu aktardılar. Adam feministti, ama kendisini Müslüman gibi gösterdi. Adam liberaldi, adam demokrattı, adam kapitalist ve materyalist bir dünyayı istiyordu. Eğitimde pozitivist, rasyonalist bir hayatı tercih etmişti. Ama bunu ben Müslümanım diye ortaya koydu insanlar. Ve biz böylece adı sanı Ahmet, Mahmut, Muhammed olan adları bizim adlarımız, tipleri bizim tiplerimiz, bizim mahallenin çocuklarının konuşmalarından etkilendik. Onların kararlı tutumları, gözyaşları, etkili bakışları ve teatral, teatral mi diyorlar konuşmaları bizi etkiledi ve yoldan çeviriler olduk. Akademisyen sözler bize daha iknacı oldu. Basit geldi. Kur'an'ın dümdüz ayetleri ve Peygamber Efendimiz'in o böyle saf gibi konuşmaları, ortaya koyduğu samimi kelimeler yetmedi insanlara. Daha böyle tumturaklı, daha şatafatlı cümleler kuruldu. Bunlar beğenildi. Siyasetçiler bunu yaptı. Ekonomistler bunu yaptı. Böyle kararlı ifadelerle yaklaştılar. Ve böylece yoldan çıkanlar oldu. Ve yoldan çıkartma derdiyle bunu yaptılar. Elin bir azap onlara, mühin bir azap onlara, aşağılayıcı bir azap onlara var. Ya Rabbi sen bizi koru. Kalplerimize sebat ver. Senin kelimelerin bize yetsin e, peygamberinin cümleleri ve hayatı bize yetsin. Seni seçtiğin azizdir. Seni seçmediğin her ne varsa o zelildir, aşağılıktır. Onur, şeref, özgürlük burada. Akıl, temizlik, hayat burada. E, fakat bunu tercih edemezsek ne var? Azap var ve ne mal? Ayet 18-17'de söylendiği gibi. Ne kazanılan mallar, ne çoluk çömlek. Bunların hiçbirisi fayda vermeyecek. Sayısal siyasal çokluklar, Ekonomik güç fayda vermeyecek. Sahip oldukları hepsi burada kalacak. Ve oraya vardıklarında Allah'la karşı karşıya kalacak insanlar. Ateş var ve orada ebedilik söz konusu. Ve ayet 18 يَوْمَ يَبَعَثُهُمُ اللّٰهُ Allah onların hepsini kıyamet günü toparlayacak, bir araya getirecek. Yani dünyada yaşayanlar, Yahudiler, dinlerini Yahudice bozanlar, dünyaya dinleriyle kazanmak adına Dinlerini satanlar ucuza, üç kuruşluk menfaatler, makam mevkiler adına Allah'ın gönderdiğini bozup kendilerine göre modifiye eden, ekleme çıkartma yapan Yahudiler ve onlara uşaklık eden, aslında onlardan da olmayıp müminlerden de olmayan münafıkça bir yönelişle iki arada bir derede kendilerine göre bir mevzi oluşturan kimseler kıyamet gününde kalkacaklar. Allah kafirleri, münafıkları, kafirlerin ehli kitap olanlarını ve müşrikleri hepsini bir araya toplayacak cemiya. Fe yahlifune lehu kema yahlifune lekum ve kıyamet gününde de <laughs> o hesap gününde de yemin edecekler bu münafıklar. Nasıl yemin edecekler? Bugün size yemin ettikleri gibi, kalkıp karşınıza kendilerini anlatmaya çalıştıkları gibi. Biz şöyleyiz, kararlıyız, ciddiyiz, biz şerefli, onurlu Müslümanlarız. Ya Resulallah sen nereye gidersen oradayız filan diye bir takım cümlelerle başkalarını etkilemeye çalışan, yeminler eden, vallahi billahi biz buradayız, biz yanınızdayız, bütün savaşlarınızda baş koyarız, yolumuz feda olsun filan diyen kimseler, orada da ahirette de yemin etmeye kalkacaklar. Yani e, bu kadar cüretkar olmalarının sebebi ne? وَيَحْسِبُونَ اَنَّهُمْ عَلَى şey Kendilerini bir şey üzerinde zannediyorlar. Belki gerçekten böyle yaptıkları halde Müslüman kaldıklarını zannediyorlar. Hem ki kendi nefislerini ilahlaştırdılar, tanrılaştırdılar. İçlerindeki benlikleri onlar için aslında Allah haline geldi, tanrı haline geldi. Allah bizi muhafaza buyursun. Çünkü Allah'a karşı diklenişte en büyük put insanın kendisidir. Yani insan insanı bir kere büyütür. Diktatörlerine tapar insanlar, din adamlarına tapar siyasetçilerine, ekonomistlere taparlar. Ölmüşlerine veya dirilerine bir şekilde taparlar. Ama insan en çok kendini büyütür, kendine tapar. Kendisidir önemli olan. Şeytan da böyle yoldan çıkmadı mı? Beni ateşten yarattın, onu topraktan yarattın, ben üstünüm dedi. Allahu Teala'nın değerlendirmesini, Allahu Teala'nın vermediği seçmeyi kabul etmedi. Ee, Allah emretmişti oysa, ben emrediyorum, secde etti demişti. Adem'in kimliğinin bir önemi yok ki benim sana emretmemin önemi var. İnsan Allahu Teala'nın emrini tartışmaya açtı ve böylece kaybetti. İşte münafıklar da en çok şeytan uşağı olan kimseler yeminleriyle o günde yani kıyamet gününde de kurtulacaklarını zannettiler. Müslümanları güya dünyadayken kandırmışlar, peygamberi kandırmışlar. Müslüman olmadıkları halde Müslüman gibi görünmüşler. Bir dolu film çevirdiler, işler yaptılar. insanları sömürdüler, aldattılar. Dinler dinle dalga geçtiler. Bugün dindar göründüler ama bir başka gün başka bir ideolojinin sözcüsü oldular. Ve bunda hiçbir sıkıntı görmediler. Sabahleyin bir büyüğü kutsarken öğlen namaz kılabildiler. Namazda ağlayarak Kur'an da okuyabildiler. Öğleden sonra başka bir kutlamaya gidebildiler. İkindi yine namaza döndüler. Ama akşama doğru başka bir ideolojinin bayrağını salladılar. Bu insanlar için çok normal oldu. Yani bu, bu iş böyle olur, statüko bu, e, reel yapı bu, böyle geldi, bu şekilde gidecek. Biz bir takım kazanımlarımızı e, elimizde tutmaya çalışıyoruz. Bunlar kolay elde edilmedi. İşte e, bir takım menfaatler uğruna bunu yapmak zorundayız dediler. E, ve kendi kurdukları bir sistemi, kendi oluşturdukları bir, çözümü yani böyle çözülür. Buradan labirentten böyle çıkılır. Bu içinde yaşadığımız hayat böyle dönüştürülür. Kendi kendilerini ikna ettiler. Başkalarını da ikna ettiler. Ve böylece ahirette de paçayı kurtarabileceklerini zannettiler. Allah'ın sana gönderdiği reçeteyi yok kabul et. Allah'ın söylediği sistemi hiç hesaba koyma. Allah'ın gönderdiği kitabı sadece okuma ezberleme kitabına dönüştür. Bununla ilgili törenler yap. Kur'an'ı ezberleme töreni, Kur'an'ı anlama, yani Kur'an-ı Kerim'le ilgili bir takım çalışmalar yapma, belki kurultaylar, çalıştaylar, bugünkü isimlerle söylüyorum, konferanslar, briefingler ama Kur'an hayatın çözüm olarak ortada yok. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleri hiçbir zaman gündem değil. Böylesi bir dünya var. İşte onlar kendilerini bir şey üzerinde zannettiler. Diyor ki Allahu Teala ayetin sonunda ela innahum humul kazibun. Dikkat edin onlar var ya onlar yalancıdırlar. Bir yalana e, kucak açmışlar. bir yalanın peşine takılmışlar. Büyük bir yalan onları kuşatmış. Öyle bir yalan söylemişler ki kendileri de ikna olmuşlar. Hatta bu yalan onlar ahirette bile kendi kendilerine söz söylemeye, yani Allah'ın karşısına bile mazeretlerini ifade edebileceklerini zannetmeye götürdü. Müşriklerde de aynı durum var. Kur'an'dan bunu da öğreniyoruz. Onlar da e, sahip oldukları ideolojinin kendileri için yeterli olacağını zannettiler. E, ama onlar bir yalana iman ediyorlar. Bir yalanı dillendiriyorlar. Koskoca bir yalan, şehri egemen, sanayiye egemen, ekonomiye egemen, siyasete egemen, sosyal hayata egemen, müteahhitlere egemen, mühendislere egemen, tıbba, doktorlara egemen, hocalara, hacılara, din adamlarına egemen ve herkes büyük bir yalanı birbirimize baka baka tekrarlıyoruz ve yalan bir hayatın doğruymuş gibi konuşmaları yapılıyor. Sabah akşam bunlar konuşuluyor ve böyle bir yalanı bu şişmiş balon olan ve bütün hayatı kuşatan bir yalanı alıyor ve satıyor, değerlendiriyor, notlar veriyor, üzerinden konuşuyor. Kurtuluş olduğunu zannet düşünüyoruz. Oysa hepimiz biliyoruz ki bu fıtrata aykırı, bu hakikat değil. Ve bu, bu iptal olacak bir iştir. Fakat devam ediyor. İnsanlar ve biz buna dur diyemiyoruz. Ama e, Kur'an bize Allahu Teala'nın gönderdiği bir kelime ve hakikatin ta kendisi hak olandan gelen ve e, bütün bu yalanlar iptal edecek olan zikri gündem yaptığımızda kazanacağız. E, ve ne dünyayı ne de ahireti inşallah elimizden kaçırmayacağız. Mevlam doğru bir hayatı dost doğru kelimelerle okuyup anlamaya bize yardım etsin. Bu konuda da sebat ihsan etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammed.